Yepyeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar, saygılar, beyler, bayanlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde de bir önceki bölümdeki yapmış olduğunuz yorumlardan bir çekiliş yapacağız. Aynı şekilde bu bölümde yorumlara yazabilirsiniz. Çekilişe katılmak için 100 TL'lik Oyunex hediye kodu veriyoruz her bölüm. İki kişiyi biliyorsunuz zaten. Bu bölüme de şöyle Rogue'imizle başladık. Çok güzel güncellemeler gelmiş. Zaten ben 5 gündür evde değildim, il dışındaydım. Yeni güncellemeler gelmiş. Optimizasyon sorunlarını vesaire giderdiklerini söylüyorlar. Onun dışında da bayağı bir güncelleme gelmiş ama ben güncelleme notlarını sizlere paylaşmıyorum. Daha önce Night'te yapıyordum ama bunu da yapmaya gerek duymuyorum açıkçası. Zaten siz nereden girip bakacağınızı biliyorsunuz. Şöyle bir şey yapacağım. Bu karakterde en son bir upgrade yapmıştık. Geldim tekrardan emirlerim kısmında. Hatred 7 basmıştık. Rangers 1'imiz hala satılmamıştı. Şu Mage Child'ı da biz basmıştık. Yani bunları bu şekilde pazara koydum. Giderler mi gitmezler mi bilmiyorum ama geçmişti. Şu anda herhangi bir şey yok. Bu karakteri full RT'de Rogue'ye bir playset yaptım. Swiftness Ring. Yani bu karakteri tamamen şu anda zindan karakteri olarak kullanacağım. Zaten kaç gündür evde olmadığım için zindanları yenilendi. Şuradan hemen görevlerini bir alayım. Ha, bu karakteri de 83 level yaptık bu arada. Şöyle şuradaki görevleri bir alalım. Bunlara başlayalım. Normalde biliyorsunuz Price karakterine geçiş yaptık. Price karakterine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kasmaya çalışacağız. Genel olarak farm adına o daha uygun olduğu için onu ilerleteceğiz. Ben şimdi hızlıdan bir zindanlara giriş yapalım bakalım. Covalent'ten bir başlayalım. Güzel bir drop alırsam gösteririm. Şu koşuşunu falan değiştirmişler. Böyle koşmuyordu. İyi güzel. Ben bile şu anda 30-40 FPS'te oynayabiliyorum ama yoğun yerlere de bakmak lazım. Onunla alakalı bir optimizasyon sorununu giderdiler mi? Ona bir bakmak lazım. Onu da Death Valley'e geçince göreceğiz zaten muhakkak. Siz de bölümlerden keyif alıyorsanız yorumlara da belirtebilirsiniz. Kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Geçtik bakalım. Blood Valley varmış. Ben de hemen ona tıkladım, girdim. Şöyle gördüğünüz gibi 804'e 376 öndeyiz. Yani kazanacağız gibi duruyor. Güzel de bir parti bulduk. Şu anda 1K'ya yakında bir NP kastık helalinden. Bakalım sonucunda görüşelim. 23 dakikası var ama kazanıyoruz gibi duruyor. Sonucunda görüşelim bakalım. Bir onem başlar başlamaz bölümde kar edebilecek miyiz? Valla girdiğimiz ikinci Blood Valley'i kazanmış bulunmaktayız. Son 30 saniye skoru görebiliyorsunuz zaten. Güzel başlangıç oldu bizim için de. Şöyle adamları gene tonlarını defedelim. Bayağı bir sıkıştırdık adamları da ya. Bir tane de Lucky Draw açılmış. Hatta 2 tane açılmış. 3 saatte. Bu arada koyduğumuz Hatred Blade pazardan çekilmiş. Oh, Royal Chest'imiz de geldi. Güzel. Bunu ayıralım bankaya ya da direkt olarak satışa da koyabiliriz. Ben şimdi pazara koyarsam, koymazsam direkt giderim buna kırarım. O yüzden nakite dönsün. Bir grup zindanımız kaldı girmemiz gereken. Bir de 2 tane solo zindan var. Onlara girelim bu karakterle. Ondan sonra Price karakterine geçeceğiz. Hatred Blade de satılmış. 114M gelmiş. 121M'e koymuştuk. 114M gelmiş üstümüze. Ha, bu arada Scolder Brood var. Arkadaşımıza da çok çok selam olsun. Videoya selam kanka demiş. Ben her zaman bizim hangi takım olduğumuzu karıştırdığımız için ona dedim biz mi kazanıyoruz diye. O da evet evet dedi. Güzel oldu. Ona da buradan selam olsun. Şöyle geçmiş diyelim. Royal Chest'i üstümüze alalım. 10.5M. Action House'da en ucuz gene 10.5M civarında. Güzel. Ben de bunu 10.5M civarına koyayım. Satılırsa buradan da bir 10M kıtlamış oluruz. Grup zindanına da girdim. Aslında kayda girmeyecektim drop çıkana kadar ama şöyle güzel bir PM'i göstermek istedim sizlere. Hem onunla birlikte Venom Spiller'ın kutusuna da birlikte bakarız. Belki bir şeyler çıkar. Şansa, kaydın şansına baktık. Tabii ki bir şeyler yok. Kosek arkadaşımıza buradan çok çok selam olsun. Kankam nasılsın hatırladın mı? Daha öncesinde oyun içerisinden yazmış. Bayağı bir sohbet etmişiz ve yıllardır da takipçimizmiş. Seni ve Kaan'ı seyretmeyi çok seviyordum diyor kendisi. Kaan saldı bayağı bir. Kaan'dan haberim yok gerçi ama muhtemelen işleri yoğun olduğu için salmıştır o da. Çok güzel bir yorum geldi o şekilde. Kayda girmeden de yapamadım. Ben de dedim kanka hani gün içerisinde online gören çok olunca yazan oluyor yani. Hani yanlış anlamayın. Hatırlayamazsam gerçekten yanlış anlamayın. Çünkü cidden
Gün içerisinde bazen 3, 4, 5, 6, 10 PM geliyor. Yani Rise Online olmasına rağmen Knight olduğu zaman, Knight'ta oynadığımız zaman çok daha fazla geliyordu tabii ki ama bu güzel bir şey. Benim için gurur verici, onur verici bir şey. Bu şekilde bir iz bırakabilmek sizlerin aklında. İşin kısası bazen öyle davranan arkadaşlar da oluyor çünkü. Hani beni hatırladın mı? Yok kankam hatırlayamadım dediğim zaman hani nasıl hatırlamazsın falan filan karşılıklı bir problem yaşıyoruz. Bize de hak verin. Ne bileyim kendimizi yüksekte görme değil asla. Asla değil. Kimse kimseden üstün değil. Ben sadece burada zevkimi, keyfimi sizlerle paylaşıyorum aslında. Bu benim için hoş bir şey. Beni yanlış anlamayın. Video içerisinde dönemediğim, selam gönderemediğim arkadaşlar da tanıyamadığım arkadaşlar da kusuruma bakmasın. Geçelim zindanın sonuna. Bu karakterin de zindanlarını bitirmek üzereyim. Ama Svelent zindanında ilkine girdim. Bir tane yaratık buktaydı. Ben de ticket attım. Onu yenilediler. Tamam, sıkıntı yok. Bir daha girdim. İkincide de yaratık buktaydı abi. İkinci için de tekrardan gönderdim. Muhtemelen Svelent'i tam olarak bitiremeyeceğiz maalesef ki. Çok garip. İlk de bukta kaldıktan sonra gönderiyorum abi. Ticket. Düzelttik diyorlar. Adam Elven Bow aldı. Biz de bir şey alabilecek miyiz? Biz başını aldık. Hiç çalışmayan adam aldı bir de drop'u. İnci takmada hiçbir şey yapmadı çünkü. Hey Allah'ım, bu zindanlarda herhangi bir drop alamadık. Gecenin bu saatine kadar boş boş takılmış olduk diyelim. Bu karakterle de girdim. 33 dakikaları var Lucky Draw'ların. Bakalım ya o karaktere ya bu karaktere. Umarım bir şeyler gelir. Ama ben şimdi yatıyorum. Hem çok yoruldum. Yoldan gelmiştim zaten. Hem de sabah gene erken kalkacağım. 7.30 gibi. Bakalım yarın gene akşam gelirim. Zindanlarla başlarız. Farm atabilir miyim bilmiyorum. Bakacağız. Evet, dün gece en son zindanlara girdik. Ondan sonrasında ben çok ufak bir upgrade yaptım. Pazarı bir göstereyim. My Merchant diyerek. 2 tane artı 5 vixenimiz var. Bir tane de artı 6 Priest Imperial kolluğumuz var. Bizde vardı zaten. 3 tane çektik. Tabii 3 tane çekmiştik. İkisini artı 5 yaptık. Ama bir tanesi geçmedi. Ben de bu şekilde kardayız diye pazara koydum zaten. Dün katıldığımız Lucky Draw'lardan hiçbir şey alamadık. Bu karakterle de yan karakterle de yani Price'da da katıldık. Hiçbir şey alamadık abi maalesef ki. Totalde 132M paramız vardı. 132-133M paramız vardı. Şunlarla zaten kurtarıyoruz. Paramız çıkıyor. Bir çerçöp falan bu. Elit parçaları falan vardı. Lucky Draw gelmiş. 400K'ya koymuştum. Hepsini çekmişler. Oradan birikmiş. Şimdi bunlar bize kâra geçiriyor. Ama pazarda satılmadı. Bunları bir artı 6'ya sallasam mı, kaktırsam mı diye düşünmüyor değilim. Action House'ta da bir tane Ranger's Ring artı 1'imiz vardı. Onu da satmışız. 71M oradan üstümüze gelmiş. Onu çekelim biz üstümüze. Ben bunları bir artı 6'ya kaktırmak istiyorum açıkçası. Satılmıyor. Artı 5'ler bu saatten sonra zor. Siz de bana hak vereceksinizdir. Optimizasyon sorunu biraz giderildi açıkçası. Ben onu hissediyorum. Hemen şunları artı 6 yapıp eve geldiğim saati görüyorsunuz zaten. Artı 6 yapacağım. İkisini de artı 6 yapacağım. Geçecek inanıyorum. Yapıp iki karakterin de hemen zindanlarına geçiş yapacağız. Tekten verirse gerçi ikinciyi de gönderirim ya. Haydi babanın kemiği diyelim. Tekten şöyle ilkten ikisini de verirse bize mükemmel bir paramıza para katmış oluruz. Vurdu çekici ben de gönderdim. Ver oğlum Allah da seni bildiği gibi yapsın değil mi? İkinciden vermezse sıkıntı. Hop gönderdim bunu da. İyi güzel. 2'de 1. Gayet temiz. Artı 6 en azından satılır. Parayı biriktirebildiğimiz kadar biriktireceğiz. Ondan sonra toplu bir şekilde bakarız. Ya satarız ya da karakterlere bir şeyler alırız. Bilemiyorum artık. Şunları da hızlıdan bir Action House'a sallayayım. Ben de hemen şuraya şunu 32M'e sallıyorum. Düz hesap. Priest Imperial kolluğu da Action House'da 20M var artı 6'sı. Aynen bunu da 20M'e sallayalım. Ne gelirse kârdır diyelim. Güzel. Bunlar satıla dursunlar. Biz de geçelim. Günün zindanlarını yapalım. Her iki karakterini de umarım bir drop alırız da kayda girer size de gösteririm. Geçtik bakalım. Gelen yeni güncellemeden sonra Svelent zindanında sürekli şu sorunu yaşamaya başladık. Dün Price karakteriyle, bu karakterle yaşamadım ama dün Price karakteriyle girdim Svelent'e. Şuradaki mob şöyle duvarın arkasında kaldı. Aldım SS, ticket attım. Zindan hakkı yenilendi. Girdim. Tekrardan gene aynı mob oradaydı. Rest'ten sonra bir sorun olmuş. Artık neyse.
Buna geçici bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şimdi gene ticket attım. Umarım bu tarz sorunlara çok kısa sürede çözüm bulurlar. Ki bulacaklardır zaten. Onu inanıyorum. Dikkate alıyorlar ama zaman kaybı. Ben bu zindan için sece bastım. 10 dakikası gitti bile mesela. Diğer bir yenilik ise günlük görev getirmişler Death Valley'de. Şöyle 50 tane, öncelikle XP'sinden bahsedeyim. 50 tane Revenues, 50 tane de Scavenging Harpy kestiğiniz zaman 80 milyonluk XP veriyor sizlere. Onun ardından Caleb Dungeon'ı içinde 25 tane kill alma zorunluluğu getirilmiş. Onu da şöyle göstereyim. 25 tane Proton kill'i aldığın zaman sana bir tane materyal veriyor. Şöyle göstereyim. Şu materyali veriyor. Bunu aldıktan sonra günlük grup dungeon'ına girebiliyorsunuz. Bu şekilde yaparak da. Yani biraz daha iyi olmuş. En azından zindan çarlarının Kalep zindanına girmesi engellenmiş. Bu biraz daha güzel olmuş. Ama uğraştırıcı mı? Uğraştırıcı. Ama güzel. Ben şimdi bu karakterle çıkmadan önce bütün zindanlarını bitirdim. Kalep hariç. Svelen'de de yapamadık zaten biliyorsunuz. Belki bakarsınız burada Scavenging ve Revenus keserken ufak tefek de bir farm atmış oluruz. Para kasmış oluruz. Bir şey söyleyeceğim. Bu görevleri bitirdim ben. Scavenging'den bir tane Sweep Nasearing. Revenus'tan da bir tane şöyle kırdırmalık Tel Earring aldık. Bu benim hoşuma gitti. Günaydın beyler bayanlar. Şöyle sabahın 8'inde kalktık. Uyandık. Dedim ki hemen herhangi bir karakterimle farm atayım. Bu karaktere girdim. Doğankisi karakterine girdim. Şöyle Diviner slotunda bir arkadaş vardı. Benden daha düşüktü itemleri. Kesmek zorunda kaldım. Bir 15 dakikadır burada farmdayım. Şöyle farm atmaya başladım diyelim. 15 dakikası vardı slota girdiğimde TC'nin. Hem biraz çöp biriktirmeye başladık. Hem de bir tane Unique Upgrade Scroll'la iki tane de Basic Defense Scroll geldi. Price karakterine geçtim. Onunla biraz kasayım dedim. Şöyle Flamelock'lara geldim. Ben geldikten sonra arkadaş KS'ye geldi. Olsun canı sağ olsun. Zaten ben de hastaneye gideceğim. İki tane Vixen aldık. Bir yarım saat 40 dakika içerisinde iki tane Vixen, bir tane de Golden Snake kasmış olduk. Gayet güzel. 15 emi vardır buranın. Çok rahat bir şekilde. Böyle ayıralım. Şu çöpleri satalım. Ondan sonra ben çıkıp gideyim. Ha, iki tane, üç tane Epic Upgrade Scroll, bir tane de Unique Upgrade Scroll da var üstümüzde. Bunları şöyle bir kaktıralım. Buradan ne gelmiş bize? Bir hem de buradan gelmiş. Sabah sabah bir saat içerisinde 20 hem civarında bir para kasmışızdır diye tahmin ediyorum. Karakteri şöyle oturtalım. Ben bir hastaneye gideyim geleyim. Evet, hastane randevuma gittim geldim. Her şey güzel. Olduğu gibi sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Çok şükür. Ya şimdi soracaksanız söyleyeyim ben size. Benim doğuştan kalbimde delik var. Her sene onun için kontrollere gidiyorum. O da bunlardan bir tanesiydi. Herhangi sorun yapılacak bir şey yok ama sigarayı bırakmamız gerekiyor maalesef ki. Sigaradan yana biraz problemler yaşarız ileride. Böyle devam ederse dedi Doktor Bey. Doktor Bey'in sağlıklı önerilerine uyacağım. Ben de gittim hemen bir tane nikotin sakızı aldım. Çok parlıyor gerçi göremiyorsunuz. Nikotin sakızı aldım. Bakalım bunu hayatımdan çıkartmaya çalışacağım. Diyelim ve şöyle hemen SC'lerimizi basalım. Saat 11.44, birazdan zindanlar gelecek. Gene şu bir saat içerisinde gidip farm atmaya çalışacağım. Bir saat bitmek üzere. Şöyle 50 dakikadır SC ile dolanıyoruz ortalarda. Bir tane daha Vixen bow çıkarttık. Şöyle 3 etti Vixen. Yani biraz kasmaya çalışıyoruz açıkçası. Ama çok dallama var. Başka bir şeyler var. Bir şeyler var yani. Şimdi bir zindanlara gireyim yavaştan. Evet, bu karakterin bütün zindan haklarını bitirdim. Sadece alabildiğimiz 2 tane skill book oldu. Yine şaşırtmadı bizi. Bir tane unique item. Ya en kötüsünden şöyle bir tane bak, para etmeyecek bile olsa, 3-5 em edecek bir şey bile olsa alsam şevkleneceğim abi. O da olmuyor. Kaçtır giriyoruz ya? En son aldığım drop'u hatırlıyorum. Darkness Cavern'den çift drop almıştık. O da bir tane kalkan almıştık. Bir de Assassin Ring aldık. Başka onun haricinde hiçbir şey alamamıştık. Bu arada selam göndereceğim göndereceğim. Unutuyorum hep. Baba Boss arkadaşımıza da buradan selam olsun. Videoya devam. Abilere selam. Hay YouTube yazmış. Ona da buradan çok çok selam olsun. Evet, Lucky Draw'lar açıklanmış. Ben de açıklandığını falan unutmuştum. İşimi hallettim. Geri döndüm oyuna. Şöyle Action House'a bakacaktım. Satılanları görecektim. Bir tane Arcana Scroll kazanmışız Lucky Draw'lardan.
Diğer karakteri aradım ama bulamadım. Geçtiğimizde ona da bakarız. Dün bastığımız Vixen 6 satılmış. 30M oradan gelmiş üstümüze. Bir tane de kostüm koymuştum. Şaşırtıcı bir şekilde o da gitmiş. 28,5M gelmiş. Arkanayı da çekelim üstümüze. Zaten arkana parası kadar bir para harcamışızdır bu zamana kadar. Normal pazarda da 33.999 diye gidiyor. Ben de aynı şekilde 33.99'a emirlerim diyeceğim. Koyacağım. Ne gelirse kârdır. Bunun fazlası zaten para harcamışızdır da en azından bir şeyler aldık diyebiliriz. Bu karakterin de tüm zindanları bitmek üzere. Bir kalebi yapamıyoruz. Kaleb için de 25 kill almamız gerekiyor. Yapabilirsem o 25 kill'i böyle bir parti bulursam kill parti almayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum. Evet, bundan da herhangi bir drop alamadık. Bunun bir öncesinde Prestelit bot attı. Bir tane de Vixen bow aldık. Grup zindanının son yaratığından. Aynen. Bugün Vixenlerden güzel şekilde gidiyoruz. Bir 8-10 M civarı bir para kasmış olabiliriz. Tekrardan geçtik Price karakterine. En son nerede kalmıştık? 3 tane Vixen, bir tane Golden Snake. Death Valley 2 açılmış. Ben hemen şöyle TC'leri basıyorum. Kendime bir farm slotu olabilir. Ayrıca şu Undead görevi var günlük. 50 tane kesiyorsun. Bir 50 tane Undead kesebilirsek keselim. Hem görevi yapmış oluruz hem de ufaktan farm atmış oluruz. Evet, SC'ler yanıp sönüyor. Dolu dolu bir saattir Flame Rock'ta farm atıyorum. Sadece bir tane Golden Snake alabildik. Full ağzına kadar çöp doldu üstüm başım. Üstüm tamamen dolana kadar durmayı düşünüyorum. Gelen giden hiç olmadı. Rahatsız eden hiç olmadı. Aman nazar değmesin diyelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan SC bastım. Üstümüz dolduğunda torna gittiğimizde tekrardan kayda girer gösteririm size de. Evet, ağzımızı açtık ya torna düştük. Geldiler iki tane asas. Torna gönderdiler bize. Şöyle çöpleri bir satalım bakalım. Şöyle ilk turdan 1'em 31K, bir de ayrıyetten bir tane Unique SC, 3 tane de Epic Upgrade Scroll aldık. Onu da söyleyeyim. Onları da es geçmeyelim. 2 tane de Golden Snake. Buradan 1'em 184K geldi. Son birkaç tane daha çöpümüz var. 553K'da buradan 4,5M nakit paraya ulaşmış olduk. RP'mizi yapalım. Tekrardan tohuna düştük. Üstümüz başımız çöp oldu. Biraz da Diviner'larda kasma imkanı bulabildim. Yine şöyle çöplerimizi bir satalım. 4 tane daha Golden Snake çıkarttık FR'den. 15 dakika sonra Chris Bulut Valley var. Pardon. Bulut Valley var. Bulut Valley'e girelim. Oradan da böyle bir Royal Chest koparırsak mükemmel olur. Ne kadar süre? Yaklaşık bugün itibariyle 4 saat civarında bir farm atmışızdır. Aralıklarla tabii ki. Buna katılacağım. Aynen. Bundan bir tane 3M'e katılalım bu karakterle. Ne kasmışız? Hepsini toplu bir şekilde göstereyim size de. Sonra Doğan Kişisi karakterine geçelim. Blood Valley ye girelim. Kastıklarımız burada. Yani bir saate aşkın bir süre FR'de farm attık. Hiç Vixen atmadı. 4-7 tane Golden Snake, 3 tane Vixen Bow, 2 tane Unique SC, 7 tane Epic Upgrade Scroll, 3'e 2 de bunlardan atmış. Doğan kişisinde de şöyle arkana scroll'umuz satılmış. Onu alalım üstümüze. 32'ye oradan bir gelsin. Gene Lucky Draw'a yapıştıralım. Yapıştırmadığım zaman içimde ukde kalır çünkü. Senaryo şu. 3 tane de Prestator aldım. Bunları önce artı 4 yapacağım. Artı 5'e sallayacağım. Ondan sonrasında bir yak bir bas şeklinde ilerleyeceğim. Yine paramız 10M kaldı. Fazla para harcadık. Bunu hızlıdan bir artı 4 yapalım. Yandı. Yapamadık ki. Olur. Sıkıntı yok. Bunu artı 4 yapalım. Tamam, bu artı 4 oldu. Ya yani Vixen artı 5 olarak satılmıyor açıkçası. O yüzden Vixen'i artı 5'te bırakmak istemiyorum. Artı 6'ya kaktıracağım onu. Şöyle yapalım. Şu artı 6, şu da artı 7. Bakalım bu yandı. Şöyle artı 5'e gönderelim. Gelirse güzel olur. Gelmedi. Tamam. Zaten şaşırmadık. Elimiz bomboşta ayrılabiliriz. Sen de yanar mısın peki? Yanman lazım. Güzel. Şimdi önce bunu göndereceğim artı 8'e. Bunun geçmesini yani geçerse de satılır mı onu da tam bilmiyorum. Sanmıyorum. Şimdi gider bu geçer. O kadar beklettik ya bunu. Kaktırdım vallahi. İyi güzel. Geçmedi. Bu geçerse bunun 50 emi var.
Bu bizi kurtarır. Ama bu da patlayacak gibi hissetmiyor değilim açıkçası. Tamam. Onu çektik. Şöyle. Şöyle gelirse güzel olur. 50 mi 40 mi vardır diye tahmin ediyorum. Haydi babanın kemiği gönderdik. Geri çekildik. Acaba ne oldu? Fazla uzatmanın bir anlamı yok. Geçtiyse güzel. Baktım. Yanmış. Teşekkür ediyorum Angül. Hiçbir şey vermeden beni gönderiyorsun ya buradan. Sana da helal olsun. Ufak bir çılgınlık daha yaptım. Başlangıçta kaç ampara vardı üstümüzde? Biz şu anda 50 ampara harcadık. Minimum 50 ampara harcadık. Bir tane hatırıt çektim. Bir tane de Rogue Imperial bot çektim. Artı 5 yaptım ikisini de. Şuradan gösterebilirim zaten. Botu artı 6'ya bir sallamak istiyorum. Botla başlamak istiyorum. İkisinden biri artı 6 olursa güzel olur. İkisi de artı 6 olursa çok güzel olur. İkisi de olmazsa inanılmaz kötü olur. 60'ın civarında bir zararımız olmuş olur. Evet, bu yandı. Sen gelir misin? Artı 6 gelirsen seni 7'ye de gönderirim be. Haydi babanın kemiği. Çekildim geriye. Fazla uzatmaya gerek yok ya. Baktık. Tüh, Allah seni bildiği gibi yapsın. Böyle oldu mu var ya, aşırı tilt oluyorum ya. Bankadaki bütün parayı yakasım geliyor. Artı 6'ya kendim getirdim. 7'ye sallayacağım. Bu 7 oldu. Sen de yan 7'ye göndereceğim bunu. Gelirse paramızı katlamış ve bayağı bir kâra geçmiş oluruz. Gelmezse de lanet olsun demirci diyeceğim. Daha da kumara bulaşmayacağım. Bullet Valley'i tam 50 saniye kala basacağım. Haydi oğlum benim. Vallahi gönderdim. Bir tane PM gelir mi acaba geçtiyse? Herhangi bir PM gelmedi. 5 saniye kala hop. İşte bu be. İşte bu be. Oh be. Çok iyi ya. 105-106'm. 118'e burada. Her türlü kardayız ya. Şöyle gösterebilirim. Blood Valley'i Lunaskarlar burada ezici bir üstünlükte kazanıyor. Lunaskar olanların girmesini tavsiye ederim. Boş geçmeyin abi. 50 dakikada 10'm para alıyorsunuz. Ama en azından boş geçmiyor. 2'dir boş geçmiyorum ben. 7 saniye, 5 saniye var. Şöyle Royal Chest'imiz geldi. Minimum 10'm, 11'm de buradan kıtlamış olduk. Yeni bir günden herkese selamlar beyler bayanlar. Şöyle öncelikle bir Action House'u göstereceğim. Dün basmış olduğumuz Hatred Blade artı 7 pazardan çekilmiş. 111'em 150K gelmiş üstümüze. Öncelikle onu bir çekelim. Parayı bankaya atalım. Buradaki parayı 2,5 GB bandına çıkarttık. Bomba bu kadar. Anana avradınız. Yeter artık ya. Şöyle 110'ı buraya bırakalım. Ama dün çok garip bir şeyle karşılaştım. Şimdi yan karakter olan Priest'imize bir geçiş yapalım. Onu göstermek istiyorum size. Evet, Dozer 61 karakterine geldik Priest'a. Şöyle üstünü başını göstereyim. Hiçbir şey yok. Dün öyle güncelleme geldi. Baya bir yarım saat falan güncelleme geldi. Ben karakteri en son Death Valley'de bırakmıştım. Sonra karaktere bir girdim. Karakter Hadar bölgesinde. Karakterin asıl sahibini yazdım. Ama şifresini de kimseye vermediğini söylüyor. Ben de bir şey yapmadım kanka diyor. Tanıdığım, bildiğim, güvendiğim de bir insan. Hiçbir sıkıntı yok. E hadi bilgisayara bir şey olmuş desem, bilgisayara bir şey girmiş desem, virüs mürüs ya da ne bileyim şifreyi aldılar desem. Bir tek bu karakterini almazlar, Doğan Kişi karakterinin de alırlar. Dün farm yaptığımız hiçbir şey yok. Bankasında yani yaklaşık bir 50'm civarında bir para kasmıştık ya. Üzerinde başında da hiçbir şey yok. Ne oldu ne bitti bakın. Ya SC'leri falan ne bileyim. Her şeyi almışlar ya. Golden Snake'ler vardı dün. Her şeyi buraya ayırmıştım. Şuraya. Ya birisi girdi böyle bir şey oldu başına geldi karakterin. Ya da bilmiyorum güncelleme ile alakalı olabilir diye tahmin ediyorum. Gece destek talebi oluşturdum. Aynı zamanda oyun yetkilisine de yazdım. Özelden. Bir kontrol etmelerini istedim. Eğer karakter bu şekilde soyulduysa yanlış karaktere bulaşmış olabilirsiniz. Sonucunu ben de göreceğim zaten sizinle birlikte. Bilemiyorum, bakacağız. Yanlış karaktere bulaşmış olabilirsiniz. Umarım soyulmamıştır. Umarım güncelleme ile alakalı bir sorun olmuştur. O kişiyi her türlü buluruz. Şu karaktere giren birisi varsa eğer benden başka onu buluruz diye tahmin ediyorum. Umarım
Ben de yanılmıyorumdur. Yani bu böyle. Bu durum çözülene kadar bilmiyorum, bu karakterde bir şey yapamayacağız gibi duruyor. Neyse, geçelim normal kendi karakterimize. Bu durum içinde gelişmelerden size haberdar ederim. Evet, az önce bahsettiğim olaydan hala bir ses seda çıkmadı maalesef ki. Destekten de yazmıştım ama herhangi bir geri dönüş olmadı henüz yan karakterimizde. Baya bir Lucky Draw etkinlikleri gelmiş. Şu 6 ve 10'a katıldım bu karakterle. 4'üne de katılacağım ama bunların daha 11 saati var. Yapmaya çalışacağım. Artı 6 istiyorlar. Biraz para harcayacağız bunlara. Evet, biraz para harcadık bu Lucky Draw'lara katılabilmek için. Ama şöyle göstereyim. Bir tane Earthshaker artı 6, bir tane de Brutal bastık. Yanlışım yoksa şuna... Evet, şu Brutal artı 6'yı yapıştırabiliriz. Otelde 58'den para vardı üstümüzde. Tam 50'm diyelim. Tamam. Bunu aldı. Buradan da ES'yi vereceğiz. 35'em bu ES'de. Ha, bunlardan bankada var. Şu Blue Wing var en azından. Bir tane de, birer tane de bunlardan girelim. Totalde bir 50'm tam olarak Lucky Draw'ları harcamış olduk. Umarım 6 tane Lucky Draw'dan da bir şeyler gelir. Evet, biraz okçu PK'sı attık. Şöyle hem 25 kill görevini yaptık kalebe girebilmek için, hem de bu 75 kill yeni kutu görevi var. Bunun 17 tanesini tamamlayabildik. Gayet zevkli ve keyifli PK atması da. Ama tabii ki karakter güçlü olması lazım. Karakterin de güçlü olması lazım. Şöyle yapacağız. Şu tamamladığımız kalebi alalım en azından. Kalebe giriş yapabileceğiz. Değil mi? Şöyle yaptığın zaman Caleb Dungeon Your Group. Böyle tıkladığımız zaman kayboluyor. Galiba bu şekildeydi. Yanlış yapmayalım. Deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Anlıyız. Kim 6 artıya geçmiyor? 6'ya geçmiyor abi ya. Ya şaka mı ya? Hele şükür ya. Hele şükür ya. Ne seni be kardeşim, bir geçmedin ya. Evet, son aşamada gördüğünüz gibi iki taneden bir tane artı altı Gunnar Sabre basabildik. Çok şükür. Onun haricinde Price'ta neler yaptık ondan bir bahsedeyim. Biraz para harcadık maalesef ki bir 8 GB'ye yakın bir para harcadık. GB'nin 540 lira olduğunu düşünürsek bayağı güzel bir para yapıyor. Neler yaptık? Bir tane kalkan artı bir çektik 68,5 M'den. Gunnar Sabreleri 70 M'den toplamıştım. Biraz da arkana Skrull harcadık 30-35 M civarında. Ama bir tane artı 6 çıkartabildik. 8 Leather Set çektik. Ardından Cleric Earring artı 1. Cleric Pendant. Cleric Ring artı 1. Brawler Rings artı 0. Belt of C artı 1. Bir tane de Brawler's Earring yaptık. Neden Cleric Earring kullanıyorum? Hem fiziksel savunma bakımından hem de int olarak şu 3 parçayı tamamladığınızda 10 bonusundan yararlanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Şunu takayım, şunu da şu tarafa takayım. Şuraya tak. Heh. Şöyle göstereyim. 10 STR bonus veriyor. Bonus atakları çok güzel. Warrior, Rogue, Mage, Priest joblarına %2, bir de monsterlara karşı %3 atak veriyor. En güzel yanı hem HP bonus vermesi hem de int bonus vermesi. Int bonus vermesi neden önemli? Manamız çünkü 2800'de kalıyor. O yüzden çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Yani çok pot harcıyor ya da ne bileyim hel aldığınız zaman mana yetmiyor gibi bazı şeyler oluyor. Hemen şöyle şunları da takalım. Ne yaptı? 3497'ye çıktı. Bunlar Sabre artı 6 şimdilik işimizi görecektir. Zaten farm attığımız için gayet yeterli derecede işimizi görecektir. Bunun da rogyelere karşı %3 atak ve bonus defansı var. İlk amacım, ilk hedefim bu Bunar Sabre'yi
Gunner Sabri'yi, Gunnar demeyeyim, Gunner Sabri'yi artı 7'ye taşımak olacak. Artı 7'si şu anda pazarda gördüm en ucuz Bado koymuş. 670 m civarına falan koymuş. 650 mi 660 mı öyle bir şey. 6 GB'ye alınır diye tahmin ediyorum. Artı 6'ları 3 GB. 659 tabi 660 m koymuş. 6 GB'den alınır diye tahmin ediyorum. 3 GB'de bu etse biz bir 3 GB civarında bir para toplamamız lazım. Equalizer kalkan işimizi görecektir. Genellikle slotlara asaslar baskın yaptığı için bu bizim işimizi çok rahat bir şekilde görecektir. Şöyle atağımıza bakalım. 2485 çok çok ortalama ideal bir karakter oldu. Bu şekilde ben bu itemleri kitlerim zaten. Biraz para kastıktan sonra. Her neyse bu şekilde 8-9 GB'lik bir yatırım yaparaktan bu karakteri böyle dizdik diyebilirim. Biraz kumara gitti para maalesef ki. İlk hedefimiz Gunner Sabri artı 7 olur. Ondan sonrasında bakacağız duruma göre. Şimdi Don Aksis karakterine geçeyim. Onda kill görevini yapmıştım. Şeyleri halledeyim. Zindanları halledeyim. Kalebi yapabilirsem direkt Kaleb'den başlayacağım. Solo zindanları falan da var. Umarım bir drop alırız artık. Şöyle düşmek üzere ama kayda girdim diye bu kadar da kasmaz ki be kardeşim. Biraz da PK attım. Şu kill görevini biraz yükselttim. Kaç kill almışız? 44 kill almışız. Haydi oğlum. Bizden bak birisi drop aldı. Haydi. Bana da ver bir şey. Abi hiçbir şey alamıyoruz ama. Hiçbir şey ya. Uzun zaman oldu ya. 10 gündür 15 gündür rahat aralıksız giriyorum ya. Hiç mi bir şey atmaz abi? Bu nedir ya? Of. Bölüm çok uzun oldu anladığım kadarıyla. Öyle tahmin ediyorum. Bu solo zindanlar var bunun. Priest'in de zindanlarını bitireyim. Bölümü bitirelim. Evet beyler, en az 1 saattir şöyle Undead King'de farm atmaya çalışıyorum. Atıyorum daha doğrusu. Şöyle göstereyim, tohuma düştük. SC'nin bir yarım saati var. Ondan önce bir SC daha yarım saat harcadık. Hiçbir şey kasamadık abi. Çöpün dışında başka hiçbir şey atmadı. Death Valley 2 açıldığından beri yani saat 7'den beri falan. Lan nereye geldik ya? 7'den beri falan böyle aralıklarla farm atmaya çalışıyorum. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Hiçbir şey yok abi. 6 m nakit paraya ulaştık. 3 tane epic, 2 tane de unique upgrade scroll'umuz var. Şunları şöyle satalım. Mükemmel bir farm oldu bizim için. 6 m 600K'ya çıktık. Totalde işte 2 4 m de bunlara desen 10 12 m, 10 m, düz hesap 10 m civarında bir farm atmışız diyebiliriz. Şimdi bu karakterin son olarak grup zindanı var. Grup zindanı bir gireyim. Ondan sonra bölümün sonuna gelelim. Sen de ben de çaresiziz, çıkmazdayız, yolumuz yok. Sevmek hakkımızda olsa bilip. Evet beyler bayanlar, bölümün sonuna geldik diyebiliriz. Grup zindanına da girdik. Ondan da herhangi bir şey alamadık. Maalesef ki bayağıdır boş geçiyoruz. En kötü bir tane bile drop gelse mükemmel olacak ama böyle bir güzellik yapmıyor bize. Hemen bölümümüzün sonu olarak da çekilişimizi başlatalım. Kaç kişi katılmış? 40 kişi katılmış. 40 kişi de 150 liralık Oyunex hediye kodunu kazanan kimler oluyormuş bakalım. Can Şahin ellerine sağlık kanka yazmış. İlk kazananımız Can Şahin. Hemen mail adresimi yukarıya bırakıyorum zaten. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Janer06 BP daha verimli dengeli takılarla canavar olacak. İnşallah demiş. İkinci kazananımız da o. Umut Çetin de BP iyi de o itemlerle hiçbir şey yapamazsın. Okçudaki itemleri satıp en azından preste sağlam yapabilirsin demiş. Daha iyisini bu bölümde yapmaya çalıştık. Tabii ki para yatırarak oldu gene. O da çar soyulmasaydı herhangi bir şey olmayacaktı. Bununla alakalı bu karakteri soyan arkadaş eğer beni izliyorsa ya da ne bileyim bir yerde denk geldiyse bu arkadaşa bilgisi olsun. Suç duyurusunda bulunacağım. Dava ne kadar uzun sürüyorsa sürsün. Bununla alakalı Ryzon'dan yetkilileriyle görüştüm. Karakol böyle bir talepte bulunduğu zaman gerekli kişinin bilgilerini vereceğini söylediler, sağ olsunlar.
Onun dışında tabii ki doğal olarak bize kim yaptı, kim etti ya da item olarak geri itemleri verme gibi bir şey yapamıyorlar. Ne kadar yayıncıları da olsak böyle bir şey maalesef ki olmuyor. Sizin de bilginiz olsun. Bakalım sonuçlanmasına 1 saat 11 dakika var. 11.30 gibi sonuçlanacak. Umarım şuradan bak şuradan iki karakterde de Doğan Kişi ve bunda da şundan ümitliyim. 190'da 6. Bak 3 tane adamant bar veriyor. 190'da 6 şansımız var. Bir o karakterle 3, bu karakterle 3. 6 şansımız var. 190'da 6. Çok da zor bir şey değil. Bir adamant bar alarak başlarız umarım diyorum bir sonraki bölüme. Bu bölümün de bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Upuzun bir bölüm yaptım diye tahmin ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.